geldiniz. Öğretmenlik, eğitim camiası her zaman olduğu gibi hareketli. Öğretmenlik meslek kanunu. Ücretli öğretmenlerin aldığı asgari ücretin altındaki ücret. Yeni öğretmen atamaları, hani evet güzel şeyler de var ama biz daha çok talepleri, sıkıntıları konuşmak istiyoruz. Şimdi öğretmenlik meslek kanunu e, camiayı, dur bakayım ikiye böldü mü pek... Ha, onu da konuşalım. İkiye, böl i̇kiye bölündü. Onu da konuşalım. İbrahim Akar. Konuğum Eğitim Birsen, Şube Başkanı. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan Bey, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? İkinci kez bu stüdyoda evet. birlikteyiz. Dinlemek istiyoruz, e, anlamak istiyoruz. İtirazlar var bu öğretmenlik meslek kanunu. Aslında bir düzenleme, bir kanun çıkınca yani bütün herkesin sanki destek vereceğini düşündük. Konunun biraz dışında olduğumuz için ama dün burada e, tam oturduğunuz yerde Faik Kalkan Eğitim Sen Şube Başkanı hocamız buradaydı. Afife arkadaşımız onu konu kaldı. İtirazları var. Sonra belki yanıtlarız ama meslek kanunu, öğretmenlik bir kısa bilgi ne amaçlanıyor, ne hedefleniyor? Eğitim bir sen olarak bunu önerdiniz mi, işin içinde misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Cihan Bey öncelikle öğretmenlik meslek kanununun ilk ortaya çıktığında bu meslek kanunu ile ilgili bundan önceki Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk döneminde gündeme geldi. Ve o dönem meslek kanunun çıkması noktasında sendikalarında teklifleri alındı. Biz de o dönem için tekliflerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na sunmuştuk. Orada bu süreci bu öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bir başlık koyacaksak eğer dedik ki öğretmenlik meslek kanunu öğretmene destek kanunu olmalıdır. Öğretmenin yetiştirilmesinden atanmasından istihdamından çalıştığı süre içerisinde yani çalışma hayatı boyunca, boyunca onu destekleyecek, ona güç verecek, katkı sunacak, onun gelişmesine imkan tanıyacak ve ta ki emekli olduğu güne kadar da beni koruyacak bir kanunum var. Ben bu kanuna göre kendimi güvenebileceğim, sırtımı yaslayabileceğim bir kanunum var. Evet. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene destek kanunu olmalıdır dedik. Ama ana fikir bu. Ana fikir. Vizyon başlık olarak bunu koyabiliriz dedik. Baktığımız zaman tabii o döneme dair birçok e, teklifimiz, görüşümüz, önerimiz bakanlık yetkililerine bizzat raporlar şeklinde de sunuldu. En son geldiğimiz aşamada geçtiğimiz ay e, biliyorsunuz bu konuda e, öncelikle Cumhurbaşkanımızın bir e, bu konuyla ilgili meslek kanunu çıkartılacak, hı hı. meslek kanunu ile ilgili hazırlıkları başladık dedi. Sonra tabi elbette yine görüşler alındı, görüşlerimizi sunduk. Şimdi baktığımız zaman e, tabi akılda kalan e, başlıklar neler? Bizim söylediklerimiz ve e, ortaya çıkanlar düzeyinde e, ele aldığımızdan önce şuna bakmak lazım. Bir aday öğretmen adaylık sınavı kaldırılması güzel bir adım yani bir öğretmen ad, öğretmen adayı olarak göreve başladıktan sonra bir yıl sonra aday kaldırma sınavı dediğimiz AKS öğretmen adaylık sınavının kaldırılmasıydı bu ortadan kalktı bu yönde e, olumlu bir görüş olarak e, söyleyebilirim ikincisi kanunun e, bu çalışmanın alt başlıkları var o zaman yani sadece işte e, <laughs> bir eğitim ardından sınav e, sen uzman sen baş öğretmensin bu kadar e, böyle değil. Böyle bu sadece bunlardan ibaret Hı -hı. değil elbette ki. Bu yönü tartışılıyor bu, genelde. Bu yönü tartışılıyor. Eee 2 iki, ikinci noktada e, şunu diyebilirim. E, örneğin e, öğretmenlerin bu kariyer basamaklarıyla birlikte artı e, derece verilmesi, artı işte e, 3600 ek göstergenin burada mevzuatın içerisinde kanunda yerini alıyor olması bu anlamda belki de meslek kanunu olarak Doğru olduğunu düşündüğümüz, desteklediğimiz yanları. Evet meslek kanununda eksik kalan, belki de meclis aşamasına bugün mecliste görüşülmeye başlanacak. Hı hı. Meclisteki e, parti milletvekillerinin belki önerileriyle tekrar düzenlemeler, artı et, katkılar sunulabilecek. Son şekli verilecek. Son şekli verilebilecek bir halde biz bu konuyla ilgili tekrar bir görüş sunduk. Meclisteki AK Parti komisyonuna, Milliyetim komisyonuna artı oradaki grup başkan vekillerine, genel başkanımız olarak. Burada tabii bizim bu teklifte olmasını gerektiğini düşündüğümüz maddeleri sıralamak isterim. Yani bu meslek kanununda neler yok, nelere değinilmeli? Örneğin sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasıyla ilgili burada bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bir. Hala sözleşmeli öğretmenlik devam ediyor. Bakın 6. dönem toplu sözleşme ücretli mi sözleşmeli mi? Sözleşmeli. sözleşmeli. Önce sözleşmeliden başlıyoruz. Ücretli ayrı bir konu. O, o biraz iyi gidiyor. mi diyorsunuz? Yok, o daha kötü. Öyle o mi? Daha kötü. Evet. Şimdi sözleşmeli öğretmenlikle ilgili e, 6. dönem toplu sözleşmede Ağustos ayında bir karara varıldı. 2022 yılı içerisinde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi noktasında bir e, karar alındı ve burada bir görüş ortaya kondu ve burada bir anlaşmaya varıldı, imza atıldı. Şimdi sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması noktasında toplu sözleşme kazanım var ama hala bu kanunda toplu sözleşmeli öğretmenlik ortadan kalkmadı. Kalkmalıydı. Bir, birinci madde bu. İkinci madde öğretmen istihdamında mülakat diye bir e, konu var. Mülakat işte öğretmen çok tartışılan gidiyor. bir başlık. Çok tartışılan Her bir alan. konu. Geçtiğimiz günlerde ben çok karşı değilim. Ee, onu baştan söyleyeyim. Ee, ya yani mülakat doğru ve düzgün yapılırsa e, çok kötü bir şey değil bence. Buyurun. Şimdi şöyle. E, öğretmen bir bakın, öğretmenin e, sınav aşamalarını söyleyeyim size. Üniversite sınavına giriyor. Üniversite. Hazırlanırken gibi. bir sınav. Üniversite boyu okurken 4 yıllık ya da 5 yıllık eğitim boyunca gece gündüz sürekli sınav. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'e maratonu başlıyor. Atanmak için. Tekrar bir KPSS maratonu ile birlikte bir sınav. Ondan sonra mülakat al işte bu da bir sınav. Hı hı. Mülakat bir tanesini bir şey. kaldırmışsınız ama. O yani. aday kaldırma. İşte Allah'tan onu kaldırdı. AKS. <laughs> Allah'tan onu kaldırdı. <laughs> AKS'ye gitti. AKS vardı. O kalktı. Onu söylemeyelim artık. Yöneticilik sınav. İşte e. uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik sınav. Yani sürekli sınav. Öğrencilerden daha çok. <gülüyor> öğrenciden <gülüyor> daha çok sınava yani giriyorlar. Buradaki bizim şeyimiz şu. Mülakattan kasıt şu olmalı. Kalksın mı istiyorsunuz? Mülakati kaldırılmasını istiyoruz. Neden kaldırılmasını? Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız işte örnekler vardı. Bakın bu siyasetin de gündemine düştü. İşte herkes bunu Hı -hı. kamuoyu da tartıştı. Buradaki bizim görüşümüz şu. Bir, şimdi öğretmen örneğin KPSS sınavına girmiş. 85 puanı almış. 85 puanı aldıktan sonra mülakat çalmış. Diyor ki, 3 tane soru sordular. Ben bu 3 soruyu da bildim. İşte bir hı. ekran başına oturttular. Hı hı. E, kameralar karşısında uzaktan sınav şeklinde bir kura çektim. Oradaki zarftan çıkan soruları cevapladım. Ama diyor sınav sonucu bir geldi karşıma mülakat sonucu 83-85 puanım var KPSS puanım. Bana çıktı geldi 55 puan. Yani 55 hı. puan demek tercih yapamaz duruma getirmek demek. Aynen. Tercih yapması için 60 puan. Üzerinde İtirazınız puan. burası. İtirazımız burası. Bakın burada bir ee, örneğin bununla ilgili çok örnek geldi. abla kardeş diyor ki kardeşim diyor aynı puanını aldı mülakatta. Ben 50 puan aldım. 55 puan aldım. Ben diyor Türkiye 179. suyum. Kimya bölümünden tercih yapacağım. Ve benim diyor bulunduğum sıralama atanabilecek sırada. Ya ben diyor geçen sene iki sene önce mezun oldum. Zaten iki senedir pandemi var. Ben evimde KPSS'ye hazırlanıyorum. Hmm. Evimde ders çalışan bir öğretmen adayıyım ben. Tamam. Ben niye neden? Itiraz... Beni devlet marazlı gördü, kusurlu gördü. Burada benim puanımı niye kırdı? Biz bu konuda kendilerinin itiraz etmeleri ortadan kaldırmak Bu çalışması ortadan kaldırmak. Evet. Mülakat kalksın. Mülakat kalksın. kalksın. Bu bir sınavsa eğer, bakın bunu üzerine basmak istiyorum. Bu bir sınavsa, yani bir sözlü sınav yapacağız. Bir eleme usulüyse, bir eleme usulüyse diyecek ki o zaman işte sorularını çeker, kameralar karşısında soruların cevaplarını verir ve teknik olarak evet. herhangi bir itirazın oluşmayacağı bir zemin oluşturacaksınız o zaman. Ya da sınava girene itiraz hakkı doğacak bir sistem. O zaman adına mülakat demeyeceksiniz. Benim bunu neden kestiniz, bu nereden kırıldı, evet. hoca bana taktı olmasın. Hoca bana taktı <laughs> olmasın. Tamam bu, ben bu de şundan itirazımız. dolayı başkanım itiraz ediyorum. Şimdi gazetecilikten mezun oldu geldi arkadaşımız. Yani bir yeri bitirdi. 3.87 diploma notu falan böyle acayip bir okula girdi falan. Ama bu gazetecilik için yeterli olmuyor. Saha alan başka. Yani KPSS'den 102 almış olabilirsiniz falan. Hani mülakatı bu yüzden biraz bana sıcak geliyor. Ama sizin yani. endişe eleştirilerinizi de bir kenara koydum. sözleşmeli öğretmenlik kalksın. Mülakat kalksın. Evet. Üçüncü madde. Üçüncü madde eğitim kurumları yöneticilerinin bu konuda bu özellikle meslek kanunu içerisinde herhangi bir yer verilme işi bu noktada bir eksikliği ortaya koyuyor. Ne koyuyoruz. demek? Yani okullarda çalışan okul müdürü ve müdür yardımcısı arkadaşlarımızın kadrolarının verilmesi noktasında bir talebimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımız yani eğitim yöneticiliği konusu münhasıran kendine has bir şekilde madde olarak yerini almalıydı diye düşünüyorum. Şu anda yok. Şu anda bununla ilgili biraz her... daha biz fanilerin anlayacağı şekilde biraz daha biz fanilerin bu okullarda çalışan arkadaşlarımız hala bu görevlerini öğretmenlik görevinin yanında ikinci bir görev olarak gerçekleştiriyorlar. İkinci bir Hı. görev olarak icra ediyorlar. Tamam. Bu ikinci görev olmaktan çıksın münhasır kendine has bir kadroya dönüşsün. Okul müdürlüğü okul müdür yardımcılığı şeklinde. Bir kadroya dönüşsün. Bu geç bile kalmış o zaman. Çalışma süreleri 4 yıldan gerekirse 6 yıla çıkartılsın. Dört yıllık süre kısa bir süre. Altı yıla çıkartılsın. Eğer meslekten ya da görevden alınmayı gerektirecek herhangi bir e, bunu gerektirecek bir suç ya da ceza vesaire yoksa bu görevlerine ikinci bir süre olarak devam etsinler. Bizim bu görüşlerimiz burada bu noktada. Üç. Yöneticilerimizin münhasıran ele alınmasıydı. İstihdamda güçlü çekilen yerlere Öğretmen atamasında teşvik uygulanmalı. Yani bu ne demek? Şu. Örneğin Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi ya da taşra, ilçeler, köylerdeki çalışan öğretmen arkadaşlarımızın artırımlı ücret almaları yönünde bu bölgelerde çalışan kişilere teşvik verilmesi. Örneğin herhangi bir şu anda verilmiyor mu? Yok böyle bir şey yok. Herkesin aldığı ücret bu noktada aynı. Ha. Burada burada şöyle o zaman bir şey, Başka bir meslek de var sanki böyle yerlere giden. Bu asker hani askeriyede falan ha. olabilir. Daha önce öğretmenlerde vardı bu. O hal bölgesi, o hal bölgesi ya da şu anda yok e, tamam. Taşla da çalışan, ücra yerlerde görev yapan öğretmenlere artı bir ücret verildi. İşte bu yüzde %20 olabilir, %30 Eskişehir'de olabilir. Eskişehir'de böyle bir yer var mı? Var tabii yok mu? Gün yüzü böyle bir Sarıcakaya, gün yüzü Sarıcakaya. Mihal Gazi Han. Yani burada çalışanlar bu hepsi uzakta, Mihal uzakta. Şimdi eğer burada çalışan kişiye derseniz ki, örneğin sen Handa çalışırsan, Handa çalıştığın için ben senin ücretine artı yüzde otuz ücret artırımına gideceğim. Sen yani. orada çalıştığın için ben sana teşvik burayı, olur. bu bölgeyi teşvik ediyorum. Burada çalışman, burada kalman, burada e, eğitim öğretim işte görevini yürütmen şartıyla sana artı yüzde otuz eee ücret vereceğim desen orayı bir yönde e, şey bir hale geç, cazibe merkezi hale teşvik. getirebilirsiniz. Bir teşvik, teşvik olabilir. E, bu son akaryakıt zamlarından sonra bunun zaten yapılması Değerlendirmek lazım. Değerlendirmek gerekiyor. Gazliye gün, gidip gün gelen, de... gün yüzüne gidip gelen e, devlet memura bir arkadaşımızla konuştum. Günlük yol ücreti 100 lira. Abone gün yüzüne gidip gelmek. Günlük 100 lira. 20 gün gittiğini geldiğini. Bu kadar gün... uzakta mıydı ya? 100 lira. <laughs> 100 lira. <laughs> günlük gidip geldi 20 gün gidip geldiğini düşün. Aylık 2000 lira sadece servis parası verecek. Bir de ücretli öğretmense yandı. Ücretli öğretmen birazdan konuşacağız. Birazdan <laughs> Peki 4-5 maddeleri sıralıyoruz. Bunlar öğretmenlik meslek kanununda olması ee, gereken. Olması gereken evet, eksiklikleri olması, konuşuyoruz. Eksiklikler. Evet. Öğretmene karşı uygulanan görev başında görevini yapan öğretmene karşı uygulanan şiddetin, cebrin, ee, Buna karşı koru, öğretmeni koruyacak herhangi bir hükümün yer almaması yine buradaki bir eksikliği ortaya koyuyor. Şöyle ki görev başındaki çalışan bir öğretmen bir şiddete uğradığında biliyorsunuz ölümler, yaralanmalar ya da dövülmeler bunları siz de evet. yakın basından Bunlar, takip ediyorsunuz. Bunlar eğer hani dışarıda olursa başka bir şekilde ama mesleği, mesleği başındaysa mesleği başındaysa mesleği başında görevini başka icra şekilde Görevini yapan bir öğretmene uygulanan şiddetin artırımlı bir cezasının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de, adi bir suç olmaktan basit bir suç olmaktan çıkmalıdır. Caydırıcılık. Için. Caydırıcılık yani. adına. Evet. İki diğer bir konu ücretli öğretmenlik mevzusu ki bu belki de şimdi meslek kanununu bir bitirelim ama aynı yine devam içinden. mı? Tabi tabi burada burada bir eksiklik var bakın ee, ücretli öğretmenlikle ilgili bizim öğretmen istihdamındaki tek bir modelden yanayız. Bunun dışında hiçbir modeli kabul Bu etmiyoruz. Bu fikrimiz bir. Kadrolu istihdam. Sözleşmeli, ücretli, ekil öğretmen vesaire vesaire değil. Şimdi bizim ücretli öğretmenle ilgili buradaki görüşümüz şu. Şimdi bir ücretli öğretmen bir defa tasvip etmediğimiz, onaylamadığımız Hı. bir yöntem. Eğer bunu yapmaya mecbursak o zaman ücretli öğretmenlik yapan kişilerin ücretlerinde bir artırma, onların sosyal güvenlik haklarında bir düzeltmeye gitmek mecburiyetindeyiz. Neden? Bakın şu anda Cihan Bey, bunu ayrıca konuşacağız ya. Sadece bir başlık olarak geçelim. Çünkü öyle bir başlık açacağız ücretli öğretmenlik. Ücretli öğretmenlik bir istihdam modeli olmamalı. Konuşalım. 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 Ücretli yani, öğretmenlik yani zamanı gelmiş. Konuşalım. Tabii. Bakın. Şu anda 2022 yılının ek ders birim ücretleri üzerinden hesap yaptığımızda bir ücretli öğretmen 30 saat derse girdiğinde alabileceği maksimum ücret 3500 lira. 30 saat derse giren bir sınıf öğretmeni. Bu güncellenmiş mi? Güncellenmiş. 2022 zamlarıyla birlikte, artılımlarıyla birlikte. Ha. Ağustos ayında da bunu mu alacak? Ağustos ayında, yok Ağustos ayında belki biraz daha hani Temmuz ayında yapılan enflasyon şey ha. E ya da şöyle söyleyeyim mayıs'ta da bunu, mu Mayıs da bunu alacak mayıs'ta ha. da bunu alacak haziranda da bunu alacak. Tamam 3500 lira. lira. E 30 saat yani ücret. devlet askeri ücretin altında insan evet. mı çalıştırıyor? Ben onu, onu onu demek istiyorum. Bakın 3500 lira Türkiye'nin her yerinde. Her yerinde tabii tamam. o orası burası yok tamam. yani köydeki. Çokıntılı tamam. bir durum. Fark etmek sizin. Şu anda asgari evet. ücret ne kadar 4250 3 lira. Öyle değil mi? Şu anda asgari ücretin çok gerisinde bir ücret. Evet. Artı bir de şu yönde bir e, dezavantajımız var. 30 saat derse girip 5 gün dersine giren bir öğretmen sosyal güvenlik kurumunda 14 günlük sigortalı olarak gözüküyor. Ha, sigortası da giriyor. 14 günlük de sigorta yapılıyor. Bakın 30 günlük sigorta o, yani normalde biz... 30 saat ne demek yani her gün ya, okula gidiyor mu? Her gün okula gidiyor. Bir sınıf öğretmeni düşünün. Sabahtan gidiyor Hı. günlük 6 saat derse giriyor Tabii. haftada 5 saat şey günde 5 saat şey 5 günde toplam 30 Otuz. saat derse giriyor. Yani böyle hani pazartesi salı gidip 3 gün giriyor falan değil. Hayır, değil, tamam. değil, değil. O, o da olabilir bakın. Bak, örneğin meslek sesinde çalışıyordur. Meslek lisesinin günlük ders saati 10 saat. 10, 10 10 10 3 saat 3 gün derse giriyordur ama 30 saat. Zaten girebileceği maksimum ders saati 30 saat. Bir ücretli öğretmenin. O zaman onu da asgari ücrete en azından yükseltip ve bunun sigortası bu da bu ücretin bakın bu ücretin eğer bu ücretli öğretmenlik modelinden vazgeçemiyorsak, o zaman ücreti bir defa en az asgari ücret düzeyine getirmemiz ve bu öğretmenlere verilecek olan işte 14 günlük sigortalı gününde de 30 güne çıkarılması gerekmektedir. Tam sigorta, asgari Tam ücret. Tam sigorta, ya, minimum asgari ücret diyoruz. En Burada başında ama vazgeçelim diyor en evet, başında. Tabii. Bu tek öğretmen tipi olsun, kadrolu olsun o da sözleşmeli, ücretli, vekil falan öğretmenlik olmasın diyor. Evet. Eğitim bir sen ama diyor... Eğer bundan vazgeçemiyorsak ekonomik şartlar şudur budur. Hiç olmazsa asgari ücret verelim ve tam sigorta yatıralım. Ücretle öğretmen sigorta yatıralım diyorum. Bu evet. da yok ama değil mi? Bu yok. Meslek. Bu 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 yok. Bunun tamam. bunun, bunun mücadelesi devam getirmez. edecek. Bakın düşünün. Bir bir anneyi düşünün. Yani atanamamış yıllarca. Hiçbir şey evlenmiş. düşünmeye gerek yok. Asgari ücretin altında. Yani hayır asgari hastaneye gidip bakılamayacak ya Cihan Bey. işin burası da var. Ama sigortası var 14. Gün. 14 gün e, belli bir güne erişmesi lazım bakılabilmesi için. Ha. Orası ne olacak? Tamam. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Çok ee, burada diğer bir konu özel sektörde çalışan öğretmenler de burada aynı devlette istihdam edilen öğretmenler gibi bu meslek kanunu kapsamı içerisine alınmalı. Eğer öğretmenlik bir meslekse alınmadı mı? Yok. Alınmadı. Hı. Yani mevcut kanun düzenlemesi teklifi içinde özel sektörde çalışanlar. Önemli çalışan, ama. Tabii ki Önemli. özel okul sayısı çok fazla biliyorsunuz. Çok fazla anaokuludur, okuldur, lisesidir. Bunların hepsinde çalışan öğretmenlerin de aynı bu kanundan faydalanabilecek bir hale, onları da kapsayacak bir hale dönüşmesini istiyoruz. Diğer bir konu, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikte bir eğitimden bahsediliyor. İşte 180 saatlik Hı. bir eğitim, akabinde bu eğitim içeriğine göre bir sınav ve bu sınavda 70 baraj puanını aşanların, uzman öğretmen ya da baş öğretmen tamam. olacağı konusu var. Burada da bizim itirazımız sınav puanının 70 puanın yüksek olduğu yönünde bir itirazımız var. Bakın burada 70 şu, kulağa şu, normal geliyor ama ya bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Mesela eğitim kurumları yöneticiliği sınavımızdaki sınav baraj puanı 60 puan. Buraya getirilebilir. Yani evet. 70 puan yüksek 60 istiyorsun. Evet, 60 puanı düşürürüm. Bu arada 6 7 madde saydık öğretmenlik meslek kanununda e, eksik ya da bunlar da olsa dediği eğitim bir senin evet. saydık. Ücretli öğretmenlik başlığı açtık. Kabul edilemez gerçekten. E, şimdi itirazlar var peki. Bir iki cümlede oraya 20 dakikamızı evet. doldurmuşuz. Hı -hı. Yani e, neden itiraz ediliyor? İşte öğretmenler odası bölünür. İşte biz statü mesleğiz, kariyer mesleği değiliz. Bunu böyle yaparak e, şimdi ben dün Faik Hoca'yı dinledim. Şimdi e, sizi de dinliyorum. Bir kahve de e, içtik. Orada da dinledim. E, biraz bana hoş geldi kulağa. Yani işte öğretmen e, yüksek lisansa teşvik ediyor. Evet. Doktoraya teşvik ediyor. Ya da bu 180 saatlik eğitime girecek. Ardından bir sınav yine sınav. Öğretmeni bir sınav daha. E, ya yani bana çok şey gelmedi. Böyle öğretmen oradasını bölüp parçalayacak çalışma barışını bozacak bir şey gibi gelmedi. E, i̇tirazları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Cem Bey bu konudaki bir temel görüşümüz şu. Bu mesleğin bir kariyer meslek haline dönüşmesi bizim için güzel bir şey. Bu kariyer meslek haline dönüşmesi demek şu demek. Eğer bir bu mesleği icra eden kişi bu meslekte kariyerini ilerlemek istiyorsa kendi yaptığı çalışmalara karşılığı olarak bir yükselmesi, bu kariyerlerin uzmanlık, başöğretmen, kariyer mesleklerinin oluşması defa güzel bir şey. Böyle bir kariyer mesleğine dönüşmesi güzel. Burada şuna bakmak lazım. Bir, kariyer meslek haline dönüştürdük diyelim mesleği. Mevcut öğretmen herhangi bir kayıp yaşıyor mu? Buna bakacağız önce. Yok. Herhangi bir kayıp yok. Diyelim ki... Dümdüz yoluna devam edebiliriz. Ben 10 yılımı doldurdum. Uzman olmak istemiyorum. Olmayabilirim. Bu hak... Hani bana kimse niye sen uzman öğretmen olmadın diye kimse bir şey sormuyor. Hı hı. Ya da sen niye 20 yılını doldurdun, uzmanlığı yaptın, artı 10 yılda çalıştın, Baş öğretmen olacaksın. Niye baş öğretmen olmuyorsun? Niye baş öğretmen olamadın diye herhangi bir bunlar yok. Kimsenin bir şey dediği yok. O yüzden mevcut olan üzerinde herhangi bir geriye götürecek herhangi bir durum söz konusu değil. Değil. İkincisi, bakın şu anda yeni atanan öğretmen arkadaşlarımız adına söylüyorum özellikle. Öğretmenler odasına girdiğimiz anda genç arkadaşlarımızın birçoğu akademik kariyer olarak akademik olarak akademik çalışma olarak yüksek lisans yapmış, yapıyor ya başlamış ya da hı hı. E, tamamlamış doktora adımına böyle, geçmiş. Böyle bir akım var zaten. Var. Şimdi bakın yeni atanın öğretmen belki de daha öğretmen odasına görevine başlamadan önce yüksek lisansla ilgili kafasındaki planını oturtmuş ya işte hı hı. yüksek lisansına başlamış. Ya onu işte belli bir aşamaya getirmiş, belki de tamamlamış şekilde bile öğretmen olan arkadaşlarımız var. Yüksek lisansını tamamlamış şekilde. Hı hı. Artı mesleğinin icra ettiği süre boyunca da ben eğitim alanında yüksek lisans yapacağım. Eğitim yöneticiliği alanında yüksek lisans yapacağım. Ya da kendime uygun bu bir, bulduğum bir alanda. Bu bir teşvik paketi aslında. Teşvik paketi. Yüksek lisans yapacağım doktora eğitimini tamamlayıp doktora mı tamamlayacağım diye akademik çalışma yapan birçok arkadaşımız var. 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 yani. Şeyi anlayamadım mesela. Bunun teşvik edilmesi, bu akademik çalışmaların kıymetlendirilmesi, kıymetli çok görülmesi, önemli. bu anlamda güzel, destekleyebileceğimiz bir şey. Buna kesinlikle karşı... Eksik yönlerini de saydık. Itirazım Şimdi doldu. ben bir öğretmenim. Burada daha önceki uygulamadan, bakın, daha önceki uygulamada şöyle bir şey vardı. Diyordu ki, uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik 2006 yılında bir sınavdan hı hı. yapıldı. O dönemdeki şart şuydu diyordu ki eğer bir öğretmen e, yüksek lisans yaptıysa tezli yüksek lisans yapmalı ve kendi alanında yapmalı. Alan dışı ve tezsiz yüksek stans kapsam dışında değildi. Şu anda bütün yüksek lisans alan, alan dışı, tezli, tezsiz ayrımı gözetilmeksizin kabuk. yüksek lisansını tamamlayan bir öğretmen 10 yıllık görev süresini doldurmuşsa Uzman öğretmen olabilme Tabii. hakkına sahip. Onu soracaktım. Sınavdan muaf tutuluyor. Söylediniz. 10 yıl şartı var. Yıl şartı. Ben atandım. 10 yılın sonunda bakılacak benim yüksek lisansım varsa ya da 180 saatlik o eğitime Hı -hı. girip sınavı geçtiysem ben uzman öğretmen olabiliyorum. Evet. 20 yılın sonunda da aynı şekilde baş öğretmenlik. 20 yıl sonra değil. Uzmanlıkta 10 yılı tamamladıktan sonra. Ha, Oraya dair de bir itirazımız var. Uzmanlıkla baş öğretmen arasındaki belirlenen 10 yıllık süre teklif çok mektinde yer alan süre uzun bir süre. 10 yıl orada uzun bir süre. Şöyle ki uzun bir süre. 15 Şimdi kaç düşünüyorsun? Ben 15 yıllık bir öğretmenim. benim. Uzman öğretmenlik daha önceki sınava giremedim. İlk Hı -hı. defa uzman öğretmen olacağım. 15 yıllık öğretmenim. O uzman öğretmen oldum bu sene. 10 yıl bekleyeceğim. 25. yıla geleceğim uzmanlıkta. Ondan sonra baş öğretmen oldu. Belki bunu şöyle mecliste, mecliste düzeltebilirsiniz. Düzeltilebilir. Yani tekliflerle önergeler var. Konuşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ee, öğretmenlik meslek kanunu sanırım bu kadar. Burada burada evet. şunu da göz ardı etmemek lazım. Evet bir eğitimden bahsediliyor. Bakın. 180 saatlik bir eğitim var ortada. Hı hı. Bu 180 saatlik eğitim öğretmene verilecek. Bu eğitim sonunda da bir sınav yapılacak. Bu sınavda da 70 başarı puanını alan kişi uzman öğretmen olacak. Buradaki şimdilik 70 belki ondan düşürebiliriz. Bunun düşürülmesi noktasında Hı. şeyimiz var. Bakın burada işte öğretmen için bir eğitim vesaire gerekir mi? Bunu konuşmak belki de gerekebilir. Bakın sizin de malum teknoloji gelişiyor. Çağ ilerliyor. Eğitim teknolojileri, eğitim e, psikolojisi, çağ nüfusu. Bunların hepsi değişiyor, şüphesiz. değişkenlik gösteriyor şüphesiz. Burada belki de öğretmenin kendisini yenilemesine, kendisini bu teknolojiye ayak uydurmasına, bu yenilenen teknolojilere karşı Buralara kendi hiç bir yok. kılmasına. Bence. Bence de itiraz olmaz. Hani olmaması... siyasi bir şey mi var dedim acaba. Yani. yani bir işte siyasi iktidar, işte şu anda diyelim ki Cumhur İttifakı, daha sonra gelen bir iktidar. işte seni seni uzman yaptım. Siz bana biraz yakınsınız. Facebook'unuza baktım. Sürekli bizle ilgili şeyler paylaştım. Sen de baş öğretmen ol. Böyle bir şey yok. yok. Ya da olamaz gibi yok, sanki. Olamaz böyle bir şey. Çünkü burada her şey belli. Diyor ki 10 yılını tamamlayan bir öğretmen eğitimini alır ya da yüksek sansını tamamlarsa uzman öğretmen olabiliyor. Burada. Artı başta... bir burada şu var. Bakın Cihan Bey. Artı uzman öğretmen ya da baş öğretmen olan bir kişiye artı bir derece derece artırımı da yapılıyor. Bu da en başta söylediğiniz. Tabii. Destek. Desteklerden bir tanesi. Artı ücret bazında da şu anda e, uzman öğretmen olan kişinin ücreti artı bin lira gibi bir artış olacak. Baş öğretmen olan kişinin ücretine bir, i̇yi bir artı destek. bin lira da. E, mali olarak da, i̇yi ekonomik olarak da böyle bir e, destek sunulacak. Tabii uzman olduğu zaman da aşağı yukarı tam böyle çocuklar okuyor, okuyor olur. Evet. <laughs> Çok iyi olur o. Yani böyle bir destek en azından. <laughs> Çok iyi olur. Ha bunu yapmayana herhangi bir eksik yanı yok. Can niye yapmadın Devam sen edelim. bunu diyecek Ama, birisi yok. E, 26 dakika oldu. Bir 4 evet. dakikada o zaman 3 dakikamız kalmış hatta 30 dakikaya tamamlayalım. E, yeni öğretmen atamaları. Evet. E, çok güzel. E, hayırlı olsun diyelim atananlara. Ama Eskişehir'e hiç gelmedi. Hem başta oradan yok. başlayalım. <laughs> Bize bu yeni atananlardan Eskişehir'e hiç gelmedi. Şimdi 15 bin yeni öğretmen ataması Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat kendi eliyle gerçekleştirildi. Ben göreve başlayan arkadaşlarımızın hepsinde de meslekleri hı hı. boyunca yaptıkları, yapacakları, icra edecekleri görev süreleri boyunca onlara kendilerine başarılar diliyorum. Tabii Eskişehir'e atama yapılmadı. Neden yapılmadı? Şimdi öncelikle tabii Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İstanbul hı hı. üzerine çok ciddi atamalar yapıldı. İstanbul'a yaklaşık 7000'e yakın öğretmen atandı diye yarısı biliyorum. Neredeyse. Tam, yarısı neredeyse. Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine aynı şekilde. Tabii Eskişehir üzerinde konuyu değerlendirdiğimiz anda Cihan Bey Eskişehir'deki durumumuz şu. Merkezde yaklaşık binden fazla öğretmen fazlamız var. Hı hı. Şimdi Onun için atanmadı. E, tabii. E, onun için atanmadı. Bazı özel branşlarda eksiğimiz hala var. Örneğin bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği açığımız hala var. Burada Mevcudu e, istihdam olarak ücretli, Nasıl ücretli öğretmenle ha, ücret kapatılıyor öğretmen. işte. Ücretli öğretmen ataması ile kapatılıyor. Artı özel eğitim öğretmeni olarak bir eksiğimiz var. Orada yine e, atama ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılıyor. İlçelerde e, yine e, bazen sınıf öğretmeni birkaç böyle eksik olan ilçelerimiz var. Hı -hı fazla öğretmenlerimiz hangi branşlarda? Sınıf öğretmenliği branşında çok ciddi bir fazlamız var merkezde. İngilizce öğretmeni olarak yine fazlamız var. Burada tabii şunu görmek lazım. Bir, Türkiye geneli için söylüyorum. Yani Eskişehir üzerinde dışında bizim temel görüşümüz her şeyin başında ortada bir ihtiyaç var ise atamayı bekleyen öğretmen var ise o zaman bu Öğretmenleri bekleyen sınıfında öğretmen bekleyen öğrenci de varsa, varsa hani un var şeker var yağ var o zaman helva yapacak bir usta lazım. Bu atamaların 15 bin öğretmen ataması belki de yine bizim öğretmen bakanının açığını... Bitmiyor. Kapatmış da değil. Yarın bir 15 bin daha atasak. Orada o da karşılanacak. İnanılmaz ileri. ya. O Türkiye yüzden, çok büyük bir ülke. E, büyük bir ülke. E, belki de önümüzdeki yıl 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle emekli olmaya bekleyen birçok arkadaşımız var. Daha da artacak o zaman. Bu ihtiyaç biraz daha artacak. Biz buna şu yönden bakalım. Biz en azından öğretmen olmayı bekleyen arkadaşlarımızın e, talebini karşılama noktasında ha. Olumlu bir cevap olacaktır. Buna dönüşecektir 3600 diye. 3600'ün başka bir anlamı daha varmış. Başka bir artısı tabii ki de. E, bu yönde bir görüşümüz var. Merkezde emekli olacak öğretmenlerin yerine ilçelerde bekleyen öğretmen arkadaşlarımızın merkeze gelebilmesinin önü açılacak. Tamam. Bu da bir artı olarak değerlendirilebilir 3600'ün. Buradaki fazlalığı iyi anlatalım. Yani bin merkezde fazla sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni, ya diğer e, branşlarda da var. Diğer branşlarda da var. Üstü, 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 üstü. E, hani bu bir ara abi hocamız Milli Eğitim Bakanıydı. Yağdırın şu Eskişehir'e bundan değil. Ha. İl emri mi diyorsunuz? İl emri uygulamasından ha. kaynaklı. Aile bütünlüğünü Aile bozmamak bütünlüğünü için. sağlamak adına. Çok teşekkürler. Rica ederim Cem Bey, biz Bilgilendik. de teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah. Öğretmenlik Meslek Kanunu, ücretli öğretmenlik, itirazlarımız, eksiklikler var. Ama her şeye rağmen bir teşvik ve destek e, kanunu paketi gibi görülüyor. Görünmeli. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah Ama daha son, son, son şekli verilmedi. Son şekli verilmedi. Biz bu konudaki görüşlerimizi e, yetkili grup başkan vekillerine, milletvekillerine teslim ettik, sunduk. Bunlar artık bu görüşleri, e, bizim bu önerilerimizi göz önünde bulundurarak kanunda değişik olumlu yönde değişiklik yapılması noktasında Hı önerge verebilirler hala şu anda Bunların işten geçmiş geçmeni. değil. Bunların Öğretmenlik... yarısını halledeceğinizi düşünüyorum. Eğitimsel bir şey diyorsa %50'sini alırız İnşallah. <laughs> Biz bu konuda yetkili sendika olmanın verdiği güçle bunu yapmaya muktediriz. İnşallah da burada sonuca gideceğiz. Tabii bizim en başında da söylediğimiz bizim gayemiz buradaki gayemiz şu. Öğretmenlik Meslek Kanunu Öğretmene Destek Kanunu olsun. Bizim derdimiz bu. Olmuş. Öğretmenin yetiştirilmesinden atlanmasından görev yaptığı süreden emekli olduğu güne kadar onun güvencesi altında olabileceği bir kanun olsun istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Rica Ayağınıza ediyorum, sağlık Cem Bey, ben de çok teşekkür ediyorum. İbrahim Akar, eğitim bir sen şube başkanıydı. Öğretmenlik meslek kanunu konuştuk, Umarız faydalı olmuştur. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Hoşçakalın.